Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hepsucuğunuz kanalımıza hoş geldiniz canlar. Sefalar getirdiniz da yerleşemedik henüz. Şu şeye basarsan biraz kalkacak. Ha, masay mı? Tamam. Yeter Azıcık daha. galiba. Azıcık da kaldı. Ha, tamam. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Bizler iyiyiz gördüğünüz gibi. İyi olmaya çalışıyoruz diyelim daha doğrusu. Bir pazartesi buradayız. Bugün burada yer kapalı canlar. Bir tek yemek yerleri. Bir de fırınlar açık. Başka hiçbir yer açık değil. Yani ölü bir Almanya. Dışarısı öyle garantuk. Kötü insanların yürüğü gibi. Tiseli. Biraz çok az yağmurlu. Bizler de evlerimize kapandık. Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bugün birazcık yardım etti bana. Bir şey Evi yapmadım, yalan söylüyor olsun. ya. Yani Çamaşırlarımı katladı en azından. tembal yattım orada ya. Çamaşırlarımı katladı. Her zamanki gibi dakika bir gol bir. Allah sen bir videoda kesme lafımı da bitireyim de sonra yaparız. Zaten bugün biliyorsun da bugün cinnet geçirdim resmen. Neyse. Bu konuya da girmeyeyim hiç. Yakında akıl hastanesine geldi beni bakma herhalde. Ama hasbiyeli bu beni Erdoğan. Orada o da var yani. Yok yok. Nereye? Uzungöl'de varmış bir şey ruh hastanesi de çok güzelmiş ya böyle ormanlığın arasında. Yok ya. Vallahi O Ahmet. zaman ben oraya gideyim ya. Oradan mı yalan alayız? Bırak, bırak ben de bilemem Ya kafamı ne dinleyeyim. güzel yağ ile yeşillik Yok arası. bilemem dolanacağım kafamı dinleyeceğim orada. Öyle canlar. Bugün bilmem evi topladık. Erdoğan'a çamaşırlarımı katladı. Bir de kuşların kafesini yıkadı. Pamucuk düzelemiyor ne yazık ki. Yani çok üzülüyor buna ama yapacak bir şey yok. Aynı yukarıda mı gene yoksa Yok indim? yok indi aşağı. İnmedi devrildi. Ben de canlar ne yaptım? Çamaşır astım. Çamaşır topladım. Hatta lavabom duruyor. Orayı yıkamadım da. Kıyma koydum o mutfağa çıkardım. Pilavım sadece var dünden. Köfte yapacağım. Bakarsın biraz da patates kızartırım. Köfte patates. Erdoğan sever öyle. Sade köfte olmaz. Pilavın da var, cacık da yanına. Evet, biraz da yoğurt mayaladım. O kadar güzel oldu canlar. Ha böyle bildiğin Esed'den taş. Maşallah. Ben öyle yoğurtları canlar gösterdiğim zaman size yapılışını bile gösterdim. Tutu gene altına yazaydı ki Filiz ya da Filiz abla ya da kızım yalan niye konuşuyorsun gibilerinden. Hiç alma yoğurtla böyle yoğurt taş gibi yoğurt olur mu? Benim ineğim yok ya nereden alırım sütü? Hatta tencereye dökerken mayalarken bile gösteririm size yani. Gözü uzun gördüğünü bile yalanlarsınız. Ben size ne diyeyim de. Yapacak bir şey yok. Mayaladım da yoğurtumu canlar o da güzel. Patates kızartacağım. Cacık. Köfte. Pilav. Bilemada çorba yapacağım çünkü. Bilemada diyorum her akşam canlarım bir tencere Erdoğan'a sorun bakın. Abi Ramazan boyunca bir tencere mercimek çorbası yaptım. Ama çok güzel oluyor çorbalarım. Vallahi bak. Yani restoranda bulamaz tuzunu. Maşallah gerçekten. Bak Elif bile geldi ki Filiz abla çok güzel yaparsın onu diye mercimek çorbasını canlar. Yaparken de aslında size gösterdim. Aslında ezme çorba da çok güzel. Önce haşlarsın onu. Patates, soğan, havuç, bir kaşık pirinç, mercimek. Haşlarsın hepsini. Ona lazım ama canlar bizim Türkiye'nin delikli demirsizgeçleri. Ben bacım öyle severdi. Annem yapardı onu eskiden. Süzgeçte. Süzgeç, yani o tel gibi olan var ya, Evet evet. işte onu da alır da böyle bir çubukla Ha. dökerdi içine. Ondan sonra büyük tencerenin içine, anne derim miksere döksene onu Hı. derim. Yok oğlum derdi, öyle güzel tat olmuyor böyle Ama bak güzel. şunu yaparım olmuyor mu? Oluyor. Bak öyle yapardık canlar. Ramazan'da hep babam onu isterdi. Babam şeyi de çok severdi. Dur ne? Ezogelin çorbası. Hazır çorba var ya. Bizim evde asla hazır çorba yemiyor. Geçen gördünüz. Heves ettim oruçluyken. Aldım bir tavuk çorbası.
Allah'ın rahmetine kavuştu. Kimse yemedin benden Kırsak başka. elin çorbasıyla annem de kandırırdı beni. Derdi ki oğlum mercimek çorbası yaptım koyardım. Ezek elin çorbası hallederdi bu mercimek değil. Ha yedin ya yedim. Şimdi öyle yapmayırım ama. Şimdi öyle tel şeyim yok zaten ama alacağım bir tane. İnşallah Türkiye'ye gidersem. Bu yakın, bu bir iki gün içinde de canlar bir haber bekliyorum. Onu da buradan size söyleyeyim. Eğer o olursa bir haber yani çok önemli bir haber beklerim. Şu bir iki gün içinde Türkiye'ye gidebilirim. 4-5 günlüğüne gidebilirim. Yani ha burada bugün pazartesi. Çarşamba, cumaya kadar o haber bana gelsin. Cumaya kadara gidebilirim yani. Ondan sonra gidemezsem geldi yazı. Çok önemli bir adam için bir karar. Zamanı gelsin. Her şeyi konuşacağım. Zamanı geldiği zaman her şeyi ama A'dan Z'yi. Yuttuklarımı da dışarı çıkaracağım o zaman. O haberi bekleyelim canlar. Gelirse gideceğim. Gelmezse gittiğim zaman halledeceğim. Öyle canlar. Dediğim gibi bu bir türlü yemeği sayamadım. Oradan oraya geçirim. Niyeyse bilmiyorum. Çorba, pilav, cacık, köfte, patates. Karpuzumuz da yok bu akşam çünkü her yer kapalı. Azıcık kaldı. O bir parçacık vardı Hiç kalabalık. yok. O da bitti mi? Parçacık nerede vardı akşam bir de Beyaz. ne? Tamam beyaz sırada bir tane daha ya Aleya çeyrek. Ben hiç görmedim orada. Git papagayım Çeyrek. Allah'tan var mı? Yok. Göstereyim mi? Yok vallahi al da gel ben bilmiyorum. Hiç görmedim. Al Bu burada çok açtım küçük dolarda. ya. İki, hani sen söyle. Küçük bir yemek tabağı çıkar önce. Ha, ben niye görmedim? Aşağı bu vurdu başa. Ne vurdu başıma haberim yok canlar. Ya bana da mübarek elma ya Allah'ım. Bunu nasıl yarattı? Yaba yaba buraya canlar. Bu ne elma? Ha bu diyorum nasıl daldan toplanı da. Ha göster. Gel buraya ben mi kıkacağım? Ha biraz o da ezuka. Bu ne akşama yemek lazım. Ha bu kadar canlar demek. Ben nasıl görmedim ha bu kadar şeyi? He? İçeceklerin bir sıra altında. Ha. Canlar bir de şöyle. Tohumlarımı size göstereyim mi? Bir maşallah demeyi ama canlar unutmayın. Şöyle telefonu da alayım ha buraya. Buna canlarım yer bulamadım. Tencerelerimin önü dolu çünkü. Bakın. Birincisi ha burada. Bu canlarım sivri biber. Şöyle sehpanın üstüne koydum onu. Burada duruyor. He. Buzdolabını sen mi tam açtın? Yok. Çünkü arkası tam açık ayarı, arkası hep buzlanmaya başladı. O zaman ne var? Ha? O zaman ne var? Ben Yok. ellemedim. Ondan anlama. Çünkü arkası bayağı buzlanmaya başladı. Düşüreyim mi ayarını? Ne bileyim Erdoğan ayarı Neyse nerede kaçtı bakarız diyene. sonradan. Ben anlamam diyorum sadece. Anlıyorum. Ha bunu abla yapabilir misin? Yaptım bunu. Canlarım bir maşallahınızı alalım teyzeler. Aha. Bu dolma biber galiba. Bu da sivri biber. Çocukların odalarında da patlıcan var. O da aynısı. Şimdi oyun oynayla oraya gidip bozmayayım bunları. Canlar yaz ay sozma öyle olmaz şöyle olur bilmem ne olur diye ha olan. Bunları şimdi ne zaman ıslatacağız? Gene aynı sorular alacağım. Bunları canlarım ben bitmeden açmadım. Bittiler ondan sonra gördüm bunları poşetten açtım. Açtıktan sonra da diyelim bak canlarım sularken şuna bir su bardağı su haftada bir kere bu ayamda mı bu havada. Buna da iki su bardağı su haftada bir kere döküyorum. Ama şu anda bakın dışarılara canlar. Camlarımın da temizliğini de görün ama. Korkma. Ama diyelim ki güneş öldü çok. Yazın güneşleri de. O zaman canlar 3 günde bir kere 2 bardak döktüğünüzde 4 bardak. Bir bardak döktüğünüzde 2 bardak, 2,5 bardak. Böyle lu gibine ters al sararıp çürürler. Çünkü bunlar canlar alma toprak. Paralı toprak olduğu için nemli duruyorlar hep. O yüzden onları da size göstermiş olayım. Ha böyle dursun ha böyle çok kötü mü onu bu yana? Gri kamera gözüm. O yüzden canlar bu şekilde yani. Şimdi biz onları ne zaman tükeceğiz? Allah nasip ederse. 5. ayın 20'sinden bir gün önce tükmem. 19-20. Değil mi Erdoğan? Evet. Ondan Çünkü önce donayla canlar. Burada bir don vuruyor.
Hepsini kurutuy. Yani Almanya genelinde 5. aylara doğru, 5. aylarda bile kar görmüşlüğüm vardır. Yani o sebepten dolayı pamuğun son şeyleriydi galiba. Buraya kuş yedi. Burada bir delik açtı ona kuş. Bu masanın üstündeydi. Zeynep de burada otururken parmağını soktu. O da aşağı doğru gitti önü. Severdim bu masa örtümü ama. Gitti. Yaza kadar duracak. Gitti. Hiç yapacak bir şey yok. Alamam maşını. Buraya ama bir bant yapıştırabilir gördüğün şöyle bak. Çocuklar bir tane versin de. Çocuklar yapsın. Bir tane verecek. Bant ha orada. Nerede? Ha orada çekmecede. Tamam o zaman yapıştırırım. İnsan da doğduğuna pişman oldu mu çok kötü oluyor. Ne bileyim çocuklar hep alıyor bantları ya onları da biliyorum. Öyle işte canlar tohumlarımız öyle 5. ayın 20'sinden 19, 18, 19, 20. Yani 5. ayın 15'inden önce yurt dışında olanlara seslenirim. Kesinlikle fidanlarınızı dikmeyin. Yalnız domates dikmedim. Ha ben bir de size hazinemi göstereyim durun. Domatesimizi dikmedim, ekmedim. Çünkü o hemen büyüyor canlar. Şimdi bu hafta da onu ekeceğim inşallah. Ama kutum yok. Dün aldık ki gittik bahçeye. Galiba küçük yok idi orada da. Var mıydı? Yok idi. O zaman alacağım şeyden gene. Tedi de çok güzel var. Onlar hep Tedi'den aldım ha. O kadar güzel dilek. Bir tık daha büyük olsaydı la böyle. Değil mi? Tantin salata var abi. Vardır. Var. Çok var durdu. O böyle yok. Her boyu vardı. Her boyu. Her boyu vardı. Valla. Tedi'de. Ben Tedi'de böyle güzel saksı vardı da saksı. Hep böyle eve çilek ekiyle balkona çiçek dikiliye çok böyle abes büyük. Öyle sanatırdım. Dedim bir bakalım buraya dedim var mı? Anam bir sürü var. Her boyu var. Öyle ha oradan avluya kadar bile var Erdoğan. Ha o kadar uzun. Bir de 1.50. 1.55 boyunda çantası var kolunda. Ve o kadar bizim de yani bilmiyorum hani ben biraz akimi şeyleri çok ince düşünürüm. Hani bundan 3-4 sene öncesinden bunda saksıların çoğunluğunu aldık da kaç defa saksı aldıysak hiç akıl edip de bir 80'lik bir 60'lık alayım diye demedim. Yani normalde o kadar ince düşünürüm. Her zaman 1 metrelik aldık bilmem küçük aldık bilmem şey aldık yok öyle olmadı bu öyle olmadı. Yani niye 80'lik 60'lık almadık tam olacaktı yani 1.40. İnsan dalgın oluyor ya bir elimden de sıkıldım. Acaba canlar. Ama abla kan çıkmadı elimden. Namaz kıldın ya. Namazda ha burada tarladan bak görüyor musun? Ha burada tarladan bir şey tahtadan aburama şeyi yırtıldı. Ben de namaza durmaya yakın abdestli bunu buradan aldım. Ama kan çıkmadı da içi kızardı abla kızarok. Acaba bozdu mu abdestimi? Bozma demek için kafama takıldım. Neyse. Allah kabul edecek inşallah. Bir de canlar ben uzun zaman önce sizlere göstermediydim. Bir de balkona yaktım. Dedim olacak mı olmayacak mı heves ettim. Dedim bir ekeyim buraya bakalım olacak mı. Bir de size canlar onları göstereyim de sonra geleyim. Bakın. Sen ne yapıyorsun sen? Hacı Cavcav sen. He? Pamucuk abur da teyzeleri bakın. Pamucuk da o kenarcukta. Pamuk. Pamucum daha konuşmuyor teyzeleri. Sen ne yapıyorsun bebi? Yumurtacı başı. He? O kadar büyük uyanık canlar. Bu o kadar büyük uyanık. Bu var ya bu. Bu kadın. Bayan bu. Pamuk erkek. Bu bayan. Satıyorum. Alan var mı? Uy. Kadını satıyorum. Ya dur Allah'ını seversen. Allah'ım var mı? Yok şaka değil canlarım. Mümkünatı yok. Canlar şöyle de balkonuma girelim. Bakın size ne göstereceğim. Olur mu dedim. Ha bu kadar oldu. Bunu yeni yaktım canlarım. Terliklerimi bu balkonu yıkadım ya az önce sildim. Orada duruyorlar. Bunu yeni yaktım canlar. Bilmiyorum olur mu? Bunu daha önce yaktım. Lahana fitanı. Kara lahana var ya canlarım pancar. Olacak mı sizce? Bu kadar öldü işte. Öldü 3-4 yapracık. Bakın. Böyle. Buna da canlarım paz ektim. Arasına da birkaç tane bakın lahana.
karıştı. İyi pazı bu ama, yaprak pazısı, beyaz pazı. Bennem olacak mı? Ha böylecik öldü işte. Sizce olur mu? Tikilecek kıvama gelir mi? Ha böyle çok güzel maşallah. Ha. Bunları da dikersem canlarım üstlerini örteceğim. Hemen güvercin yiyorlar çünkü balkon başıydı bahçede. Aa da kabılarımız canlar böyle. Bunu da güvercinden koyduk. Tam hapishane oldu evlerimiz. Valla. Güvercin içeri geliyor canlarım. O yüzden şöyle işte. Bugün gene depresyonlu günlerimden bir denesindeyim. Hava karanlık. Şöyle astım canlar her şeyi. Koydum. Terliklerimiz bile burada mavi. Ne yapacağım? Öyle işte canlar. Sizler de yorumlarınızı bekliyorum. Acaba balkondakilerimiz olur mu? Olmaz mı? Bence olur abi. Ha böyle buruşuk muruşuk değiller. Değil mi? Ben abinin de yer bulamadım. Erdoğan olsa bana kızacağıydı. Diyecekti ki orada olmaz. Prehune. Nerede? Al. Ha burada. Ben yok ki. Evet. Diyecekti ekme. Daha niye ekiyorsun? Ha bilirim yani. O yokken onu da dedim ekeyim. Koydum oraya dedim. Ya olursa dedim. Ama oldu. Yatıyor musun Erdoğan? Yok. Uzandım. Öyle canlar işte. Tohumlarım böyle. Allah nasip ederse küçük kalmazlar herhalde. 5. ayda çok daha var da. Oo yok yok. Beni sulatmıyorlar. Ben suladığımda yani çok sulayım çok. Şey affetmiyorum. Ama affetmesin ama çok güzel oluyor ama. Ne yapar biliyor musun? Bir şişeye bir kola şişesi suyu 2 litreye bir deneye töküyor. Ondan sonra saralı yoluyla benim gibi. Sen dedim daha kesinlikle fiten sulamayasın. Annem de yasaklardı bana. Kayınlama da yaktım. Kayınlamakide de çok güzelmiş. Sordum ona burada Eltim'in evine gittiydik iftara. Sordum ona anne seninkile nasıl oldu? Gittim yaktım. Bir hafta sonra da açtım üstlerini. Fena değildiler, güzeldiler. Ama şey, o günü de önceki akşam da sordum ona. Dedim anne nasıl tohumların güzel dedi. Dedim sakın çok sulama onları. Canlar suladınız bunları çok kötü oluyor. Çünkü bunlar tarlada değil. Kökleri tam aşağı alamadı mı köklerinden ölüyle yani ölü bir tohum oluyor. O yüzden kesinlikle olmayın. Ne kadar bunlar at. Bakarsınız ben mesela yazdım bakayım mares dediler. Bak gayet maresli böyle yaprakları düşüyor da. Ha o zaman onları ıslatırım. Ha böyle kuş parmağımı böyle sokarım toprağın. Ha tamamını sokarım kuş parmağımın toprağın dibine. Dibi eğer toprağın nemsizse kuruysa o zaman döküyorum ona su. Ama yüzü kuru da dibi ıslaksa hiç dökmüyorum. Gene duruyorum 1-2 gün. Çünkü çok da büyüdüler mi? Çok da dikilmiyorlar. İnşallah güzel olacaktır. Bu sene biber tohumlarıma heves ettim şöyle canlar. Kayınlama da onlardan ektim. Kendi tohumumu ekme dedi bana. Sen getirdiklerinden ek. Böyle aksaraylıların biber tohumları var ya beyazımsı da. Böyle çok var öyle de. Gel onlardan aldım da geldim. Yani değiştirdim bütün tohumlarımı. Dolma biberim de yedi. Yeşil yok mu? Yeşil. Var, var da böyle yeşili sarımsı. Tamam biliyorum da o normal yeşillerinden dikmedin mi? Yok anormal yeşil diktim Erdoğan. Charleston dikmedin yani. Hiç dikmedim ne yapacağım? Kıl biber? Hiç dikmedim. Bir işi yapmayı, doğru yapmayı işte. Bir işi doğru yapmayı. Ben yokken yaptı, ben hiç gereken yaptı işte. He vallahi sen işteyken çok güzel doldu. Ama bir tek poşetlerken seni aradım. Ya. Dedim Erdoğan bu çok zormuş. Sen neredesin? Gel buraya. Ama ben varken de ha bu bir poşeti bağlayamadı. Ha bunu bir bağla diyor. Sizin mi diyor? Yani hepsi bir çelişki değil mi şimdi ya? Benim ağzım durmaz. Ne yapayım? Kusura bakma. Oo. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Oo, yok. Yok. O neydi Erdoğan? Bir ara da böyle bir kalkılıyor ki. Tursa daha çok şey kalkılacak. Sen doktora gitme biraz da. Öyle. Canlar. Ha şimdi baba Erdoğan. Biz domates yaksak nereye koyacağız?
Bir de ne diyelim biliyor musun? Ne? Domatesi tohumunu da goma acanlara bir yeri yok. Hep Erdoğan'a yüzünden işte. Gitti benim yatak odamına buraya koyduğum mermerini kesti. Yatak olmaz oraya diye. Ben evde yokken dedim size de iki kutum daha oraya olabilirdi. Ama bak gülüyor. Suçlu oldu mu gülüyor. Yapayım diyorum ama izin vermiyor. Aha, ben inşaattan sıkıldım bıktım. İnşaat değil ki. Nasıl yapacaksın? Ha bu mermer burada yok. Dur bakalım nasıl yapacaksın? Camın önüne mermeri nasıl takacaksın? Söyle misin bana? Yapıştırtacağım mı? Nasıl yapıştırtacağım? Özel yapışkanları var. Ha gideceğim yapışkan alacağım. Alırım bu yapışkan alacağım. Mermer alacağım. Evet. Patladı bayağı 100 euro ya. Ben gider alırım bir çuval gibi. Her zaman duracak olmasın. Olmaz öyle Erdoğan. Olmaz. Olmayacak işi konuşmaya da gerek yok. Onu baştan yapmayacaktın işte. Yaptın öyle bir hata bitti. Boş ver şimdi. Ama domatesimi goma yer yok. Bir de şeyi düşünüyorum ben. Avustralya'ya gelme yapacağım ya. Ben hiç umutlu diyelim de neyse yapacağımızdan. Serayı nasıl yıktım canlar bu arada gördünüz mü? Kaldırdım onu yerinde. Hep de yaktım onun eskileri. Demiştiniz ki Filiz çürükleri yak. Çürükleri yaktım canlar. Çok odun var bahçede. Hani lazım olsa da onları kullansın. Hep orada burada kalıyla canım sıkılıyor. Ben yoruluyorum. Bunları gördün mü? Ben çok üzülüyorum. Ha şimdi her yer kapalı. Her yer açılsın, bir kiralık araba bakacak Erdoğan, oradaki çanağı, çömlüğü, çöpü çöpe atacak. Orada öyle paklanacak. İki tane de, hatta üç tane büyük ağaç kesilmesi lazım burada. Onları da parçalatacağım. Dedim kayınvalideme, dedim anne böyle böyle. Ha başta dedim iki tane ağaç var canına, biri tut ağacı, biri de ceviz. Ama hiç vermiyorlar. Hiç vermiyorlar, pislikleri de çok büyük. Dedim anne dedim keselim bunları oradan dedim. Dedi ki vermeyle daha dedi. Yok mu dedi ceviz. Dedim anne iki tane üç tane tökül oyunda. O da kapkara içi. Çünkü ağaç ormanın dibine kaydılar. Gün vurmayın onlara. Bir de dökülüyle yola. Hep çuğnaya geçiyor. Ben aşağıdaki cevizi yasam da yasam. Ondan ben bir tane almayayım. Bu karikinden dedim anne. Bir tek dedim püslü var. Hep öldürü ağaçlık dedim. Onları oradan anne dedim kessak da alsak dedim kaynanama. Buraya dedim alalım iki tane şey. Siz söyle o. Kiraz. Kiraz. Bir muşmula seviyorum. Avgara var ya. Şey, ha bak bunu ben çok seviyorum. Bak. Cevizi olanı da yeme de yemeyin. Ha bu muşmula da. Bir tane abından alalım. Olsa da caneri o da alsın. Yok. Yok bir tane aldım. Gelagen aldönlü polis beni de. Diş dikeceksin oraya bir muşmula. Bir caneri bir kiraz. O çöp ağaçları odan kaldır. O da 3 tane dedim ağaç alalım. Hadi olsun muşmula lan kiraz. Kiraz güzel var burada canlar. Elma da var orada. Elmayı da sevmiyorum. Bir tane iki tane uşakla kobar oyundan yarısını iyi dişli yataylı. Yazık günah. Ondan sonra cim, alalım dedim bunları. Aynı da öyle yapacağım ama. Allah nasip ederse aynı da öyle yapacağım. Bahçede bizim motorumuz bir şeyimiz canlar. Bahçede yok. Olsa ben kendim de çalıştırırım onu. O yandaki bahçedeki komşumuzun var. O bana dediydi ki ben keseyim bunları. Eğer kesersem Erdoğan benimle olmasa bile onları yatıracağım o dalların aşağı. Şimdi de Erdoğan dedi ki yasak değil. Bütün ağacı aşağı yattıramazsın. Yani kesemezsin diye. Onu da yeni duydum bilmiyorum. Yani var orada. Bir de yandaki komşunun ağacı geldi bizim tarafa doğru onu becerip kesemedik. Neyse onları eğer geçem oradan keseceğim ömrüm olursa. Oraya Erdoğan'la beraber onları ayarlayacağız. Fiden şeyi gidecek. Kirazla muşmula. Bir de bulursam bir caneri ağaçından birinde bir fiden olsa da alsam bilemem acık. Celil abi ne güzel ha verdi melek abim Erdoğan. Celil abi de onu o da ben de duydum. Verdi caneri toplayı melek abim. Bak iki sene öldü canlarım. Ha böyle canerileri var onda ha böyle. Ha melek abime desem de acı var mı şimdi şeydi ve onda? Ben şey yapacağım, internette bir video gördüm. Çoğaltacağım onu. Yani yok ki çoğaltacaksın, olmayan nasıl çoğaltacaksın? Can eriği var mı şimdi ablanda? He. Tamam bir dalına ben bir şey internette gördüm onu yapacağım. Gidersem Türkiye'ye getiririm. Ondan sonra yok dalına yapacağım ben. Ha yani orada yine yapacağım. Dalına yapacağım ki. Ama kuru tutun onu ya. Yok, elirem onu fitenini. O da çok seviyor onu. Ver bize Celil abi. Onu alı gelirik. Onu tikersin de ya da ona yaparsın. Onunkini elleme bozarsın onu. Kuru tutun onu. Çok seviyor onu. O da güzel ki canlar. Hatta
Efem çok seviyip aynı bana benzedi. O da Zeynep asla erin tadını bilmiyor. Zeynep canlarım bakın. 10 yaşında oldu hiç böyle bir şey gördünüz mü? Domates, bosta, kavun, karpuz, erik. Hiç lezzetleri nasıldır ağzınıza sürdüremezsin. Diyemezsin lan ki Zeynep. Karpuz da böyle. Kuş gözü kadar bile ağzına koyamazsın. Sabile. Ne kadar kandırırsan kandır. Bunların beşini doğduğundan beri ağzına asla sürmeyi. Bilmem büyük kız öldü mü belki yer mi diye. Asla kabını sever. Bundan yer. 2-3 tanecik bundan alırsan ona yer. Muzu da pek sevmez. Narı sever. Elma, armut. Ayva da yemez. Onlar da yemez. Ama Efe Eruk diğine bayılır. Karpuz, Eruk ölürse yemek verim ona da onları verim. Eba abam diyor ki Melek abam Filiz diye uzanam ayrımına gidiyor. Alay beni toplay Eruk diyor ya. Bir sene Abuga'da topladı. O Celil abinin de gitsin anasının babasının sevapı ruhlarını. Yani hiç kırmaz. Ay şimdi ben orada olsam şey yeter. Bana yapar, verir bana fitanın ama bende numarası yok. Melek abama iyi geldi aklıma. Arattıracağım. Diyeceğim abla sen bana bir denedik. Celil abi de varsa ben geldim mi alırım. Ne bileyim ben ya. Çok seviyorum. Öyle göze gelen bir şey olsun orada da birine verirsin iki tane. Ay şimdi Dilim Erdoğan'a rahmetli kaynatamın diktiği kirazdı. 50 sene diktiğini 5-6 senelıktır. Yeni diktiğini yani. Ha böyle bir çiçek var onda bu sene. Bir çiçek var onda canlar. Onun şimdi dibini yapacağım güzel. Bir daha gittik mi sizden yaparız. Bir de kurttan dedim size de alamayruk. Bir tane yemedik ondan. Kurtlanı ya bembeyaz olanı bile kurtlu. Ha aşağıda bayva var. Dedim Erdoğan alalım buradan şey. İlaç. Vuralım lan. Canlarım öyle şeyler de burada çok pahalı. Ha bir ilaç 50 euro'dan başlayın. 50 una ver. 50 una ver. Makine kullanıyorsun. Onun benzinli oluyor. O gerçekten şey oluyor yani. Masraflı yani. Bu bahçe işini öyle kolay sanma. Valla. Hem yorucu hem zevkli. Bir de sorarsınız gene aynı yeni gelen takipçilerim bilirler. Birisi demiş ki Filiz ev yapsana orada. Bahçenin yeri güzel. Orada canlar bahçemiz bizim kiralık. Bahçe kendimizin değil ki. Adam bugün sağ çıkıyorsa bugün çıkacak. Bizim değil yani. Öyle istediğin gibi orada çok affedersiniz at koşturamazsın. Öyle her yerde Türkiye'deki gibi tak ateşi değilsiniz Filiz. Tak ateşi yap orada ateşte oraları. Karşımızda hemen yanımızda evler var. Biri gördü seni resmi onu çekti etti polise. Polis geldi duruyor mahvoldu. Buranın da canlarım kuralları var. Yakacağını da şöminenin içinde yakacağım. Plastik olmayacak, naylon olmayacak, kokan bir şey olmayacak. Çok duman tütmeyecek. Kimseyi rahatsız edemezsin. Öyle bizim buradaki gibi. Aldım pakla çuvallarını, yaktım tarlada. Külü olsun kalsın orada diye temizledim ortalığı. Öyle bir şey yok. Hele daha bir Erdoğan. Sana göz açtım az orada. Ben gene kaçamak bir şeyle etmeye çalışırım. Bu beni. Beni delirtti. Valla beni delirtti. Ulan bir mabında ne var? Yok. Hiçbir şey elletmeyip orada. Hiçbir şey. Yani şunu şuradan alıp abriye koydurtmayıp. Siz kamera arkasını görmüyorsunuz. Valla. Ama ha başkaları yapmayın. Bak ben Erdoğan'a yıllardır 16 yıldır yalvarıyorum. Erdoğan kaynatamdır rahmetli çok severdi. Çok isterdi. Alacağım derdi. O arada öyle hastalandı gitti. Erdoğan daha demeyelim. Şimdiden sonra ben istemeyelim zaten. Erdoğan alalım iki tane tavukla bir horoz. Ne olursun Erdoğan. Çocukla küçük. Çok sevil öyle şeyleri. Senin de yalın dengeli. O zaman böyle değildi omuzun. Alalım iki tane. Yok. Yasam. Guguluk guguluk etti mi? Bu bizde gidiyor şey, polise şikayet edelim. Ula Erdoğan alalım bir şey olmaz. Herkesin var bu köylerde. Yok. Onlar kendinden topraklar olmaz. Ne oldu? Adam geldiriyor Yunanlılar. Kendi bahçeleri onların %90 değil. Bir de kendinin olsun. Seni şikayet eden kendi malın olsa da şikayet ettiği Almanlar. Oo ben video çekemiyorum horoz sesinde. Adam belki de koyduruyor 20 tane. Bu da eti yapıyor. Ha bak bunlar tavuk aldılar. Almaz. Erdoğan %1 de bir şeyler riski olsa onu kesinlikle yapmaz. Kesinlikle. Yapmaz yani. Bazen değil ama Filiz sen konuşkansın. Erdoğan seni dinliyor. Beni. Dinliyorum tabii. Ben ya. Kuru sıkı. At ayrım vuram ayrım. Bırak o işleri. Vallahi be. Erdoğan bırak. Niye öyle değilsin? Abi dediklerim yalan mı? Kavga ediyoruz ya.
Ekşimi yapıyoruz biraz yani, o kadar doğrusu. Kavga değil. Ya istemeden Erdoğan'a yaptıramazsın. Sana hayır dedim, hayır. Daha seninle konuşmaz. Valla. İstemez yani, öyle şeyleri Erdoğan sevmiyor. O zaman öyle dedim bana da, ben de nacizlanırım. O zaman derim, o zaman bir şey olur. O zaman daha uğraşamam bununla. Hiç ellemiyorum. Her şeyi karışı gidiyor. Boş verin. Boş verin gitsin ha. Öyle. Yapacak bir şey yok. Kakayım ayağı canlar. Yoğurayım köftemi. Bakayım suda ne oldu ne olmadı. Bir şey de yok ya. Hepsi şey olacak. İftara yakın yapacak. Sen çöpleri atarsın. Hı. Bir zahmet. Ne oldu? Evet. Dinliyorum. Ondan sonra gelirken de alırsın. Bugün de sıcak bir dal da. Hiç yemedik bir dal. Ama nerede işte sıcak, tam saatinde çıkıyorum. Bilmiyorum ki. Ha. Hiç. Nereye, çarşıya gittim. Erkenden çıkarıyoruz dediler. Burası bir saat öncesinden çıkarıyor. Ama sen geçen sene alırdın sıcak. Ya geçen sene işte denk geliyordu. Bir dene bir de yemedik canlar. Bir dene kendim pişirdim, o ayrı. Ama abile şey, Türkiye'deki gibi sıcak olurdu buralarda. Hep abile kabuk gibi bir deleri getiriyor bizden. İyi gidi. Neyse, orayı da konuşmayayım. Kapatalım videomuzu. Bugün bir daha giderim abi fırına. Niye? İftara yakın. Niye? Belki çıkar. Geçen Yavuz'u gördüm orada. Kim Yavuz? Bekliyordu bizim Yavuz. 10 dakika sonra çıkacak dedi. O zaman Yavuz bilir. Arada sorun da. O da oradan aldı. Ama bileyim mi kaç dedi? Ona göre giderdim oraya. Ya iftara yakındı. Yok. Bir dakika, nereye gidiyorduk? Bahçeye mi ne gidiyorduk? Sen onu hatırlayana kadar o bayram geliyordu. Bantladın abimi. Teşekkür ediyorum. Özür bir şey diliyorum. Değil. Özür dilerim. Yat aşağı biraz. Ben gireyim mutfağa şimdi. Canlarım, sizden doymak olmaz. Laf laf açar. Gene geçti yarım saati. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepsi ucunuzu öpüyorum. Hoşça kalın.